Hatay'da Türkiye İşçi Partisi'nin kullandığı aracın 5 bijonunun gevşetilmesine ilişkin valilik ve emniyetin teknik ön incelemesine göre Barış Atay'a yönelik yapılan sabotajda aracın takla atması hedeflendi. Açıklamayı Türkiye İşçi Partisi yaptı. Türkiye İşçi Partisi Hatay milletvekili ve Tip Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay'ın da bulunduğu parti faaliyetlerinde kullanılan araç seyir halindeyken 2 bijonu çıktı. Barış Atay'ın Twitter hesabından verdiği bilgiye göre lastiği araca bağlayan bijonlar yerinden çıkınca araç servise götürüldü. Toplam 5 bijonun gevşetildiği tespit edildi. Türkiye İşçi Partisi, valilik ve emniyetin ön incelemesinden çıkan sonucu ilişkini açıklama yaptı. Açıklamada, konuyla ilgilenen valilik, emniyet görevlileri ve teknik ön incelemesinde araca kasıtlı olarak müdahale edildiği ve aracın takla atması hedeflendiği belirtilmiştir ifadeleri yer aldı. Araca bir sabotaj düzenlendiği ifade edilen açıklamada aracın sürücüsünün bir kaza yaşanmadan sabotajı fark ettiği belirtildi. Parti yönetimi, Türkiyeçi Partisi hiçbir karanlık odağın gözdağına boyun eğmez, failler bulunana ve gerekli cezayı alana kadar konunun takipçisi olacağız ifadelerine de yer verdi.